Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği. Karşımda derneğin başkanı Oya Eroğlu var. İş dünyasında kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar? Gerek kadın girişimci olsun, gerekse herhangi bir kurumsal şirkette çalışan olsun. En çok karşılaştıkları sorunlar neler kadınların ve neler yapılmalı? Türkiye maalesef toplumsal cinsiyet eşitliğinde gerek kadının ekonomideki yerinde, gerek kadın girişimci sayısında maalesef ki OECD ülkelerine göre yapılan değerlendirmelerde en sonlarda yer alıyor. En son sıralarda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki kadını iş dünyasından uzaklaştıran çok etken var. Ve biz bunları aslında iyi yönetemiyoruz. Zira kadın ve erkek nüfusuna baktığımızda hemen hemen eşitken TÜİK verilerine göre ekonomiye katılımda kadının eşitliğin yanından bile geçmeyecek derecede sayısı az. Nüfusta yarı yarıya olan iki cins neden ekonomiye katılımda bu kadar kadın aşağılara işte %8.89'larda bahsediyoruz girişimci oranını, işte %30 küsurlarda bahsediyoruz iş gücüne katılım oranını. Neden bu kadar az diye kafa yormamız lazım. Siz eşit sayıda başladığınız bir yolda iş hayatına geldiğinizde elenmişsiniz ve sanki yarı yarıya kadar azalmışsınız. Bence burada bununla ilgili bir kafayı yormamız lazım. Neden biz orada azalıyoruz diye. Evet, bununla ilgili çok madde sayabiliriz. Hepimiz bir şeyler sayabiliriz. Bunun en önemli maddelerinden, nedenlerinden bir tanesi eğitim. Diğeri kültürel kodlarımız. Biz Türk toplumu olarak kadını hep bir seçim yapma zorunluluğuna bırakmışız. İşte okuyacaksın ya da evleneceksin, evleneceksin ya da çalışacaksın, anne olacaksın ya da çalışacaksın. Aslında hep kadın bir seçim yapmak zorunda kalmış ve yaptığı her seçimde de aslına bakarsanız anneliği eşi seçtiği için de iş dünyasından uzaklaşmış. Dediğim gibi bunlar kültürel kodlar, annelik rolü ve sadece anneye verilen süt izni ve doğum izni hakkı. Ben tekrar burada da altını çiziyorum. Sadece anneye verilen süt izni ve doğum izni hakkı da kadını aslına bakarsanız her ne kadar makyajlı haliyle iş hayatına gelsin gibi gösteren bir durum olsa da benim fikrim ve bir hukukçu gözüyle fikrim aslında tamamen kadını iş dünyasından uzaklaştıran bir madde. Dolayısıyla ben sadece kadına verilen doğum izni ve süt iznini de desteklemiyorum. Onun dışındaki tabii ki... Ona ek yapalım ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Desteklememizin sebebi erkeklere de verilsin ki erkekler de alsın değil mi? Evet, ebeveyn izninden bahsediyorum aslına bakarsanız. Yani ebeveyn izni verilmeli. Aynı kuzey ülkelerinde olduğu gibi sadece kadına verilmesi bu işin sadece kadınların işi, sorumluluğu, yükümlülüğü olarak algılanmasına sebep oluyor. Oysa ki çocuk annenin ve babanın çocuğu olması sebebiyle bu doğumdan sonra anneye ve babaya eşit izin verilsin. Zaten işveren olarak değerlendirdiğinizde bunu arkadaş arası sohbetlerde hepimiz yapıyoruz. İşveren olarak değerlendirdiğinizde kadına soruluyor evlenecek misin, evli misin, hemen çocuk yapacak mısın? Neden? Çünkü işveren evlendikten sonra işte nikahtan bir yıl sonraya kadar olan sözleşmesinde fesih hakkını tanıyor. Veriyor kanun kadına. Bunu kullanır mı diye düşünüyor. İşte doğum iznine ayrılacak diye düşünüyor. Doğum yaptıktan sonra süt iznine ayrılacak diye düşünüyor ve işvereni ister istemez belki de kadını seçmesinden, o işe kadını almasından uzaklaştırıyor bu tarz inisiyatifler. Dolayısıyla da bu doğum izninin özellikle ben ebeveyn izni olarak değiştirilmesi tarafındayım şahsi olarak. Bunun dışında tabii ki mobbingler, kadınlara uygulanan mobbingler, cam tavanlar, iş dünyasındaki cam tavanlar ve maalesef yine bizim toplumumuzda olan kadın işi erkek işi ayrımları, işte elinin hamuruyla bu işi de sen mi yapacaksın ayrımları. Oysa ki biz boykot olarak mottolarımızdan bir tanesi de şudur ki emeğin cinsiyeti olmaz. Emek emektir, cinsiyete göre ayrımı olmaz. Biz Hürriyet Gazetesi'yle bir yazı dizisi yapmıştık, emeğin cinsiyeti olmaz diye. Bursa'da bu erkek işi diye bize öğretilen işlerde çalışan kadınlara gidip röportaj yaptık. İşte bir forklift operatörü kadına gittik, bir kasap kadına gittik, bir ambulans şoförü kadına gittik. Bunların aslında
sadece erkek işi olarak bize öğretildiğini, aslına bakarsanız erkek ve kadın ayrımı yapılmaksızın her iki cins tarafından da layığıyla yerine getirildiğini gördük ve bu toplumda da aslında bir farkındalık yarattı geri dönüşlerden anladığımız kadarıyla. Biz kadınları eğer nüfus oranında ekonomiye katarsak, yani yarı yarıya olan nüfus oranı kadın ve erkek nüfus oranında, ekonomide de kadın ve erkek oranını aynı yaparsak, zaten Türkiye'nin %30 oranlarında bir gayri safi milli hasılasının yükseleceği söyleniyor yapılan anketlerde. Yani bu da demek oluyor ki kadının iş gücüne katılımı aslında sadece az önce de söylediğim gibi sadece kadının ilgilendiren bir durum değil. Hepimizin cebini, hepimizin hayatını, hepimizin sosyal hayatını, psikolojik hayatını ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla burada hepimizin kadınla erkek cinsiyeti gözetmeksizin, hepimizin bu konuyla ilgili elini taşın altına koyması gerekiyor. Yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz ve gidecek çok yolumuz var bununla. Çünkü dediğim gibi eşitliğin E'sinin bile yanından geçmiyoruz. Ama tam olarak eşitliğin sağlanması halinde de başımıza gelecekler işte çok ciddi büyümeler, kalkınmalar, OECD ülkelerindeki yükselişler, sıralamasındaki yükselişler. Dolayısıyla bunu biz bir toplum sorunu olarak gördüğümüzde ve buna böyle yaklaştığımızda biz bu işten sadece toplumsal cinsiyet olarak değil, ekonomik olarak, sosyal olarak da çok büyük karla çıkacağız. Umarım bu ilerleyen dönemlerde bu tarz işler yapılarak farkındalığımız arttırılır. Evet, Bursa'da ya da Türkiye'de birçok dernek, iş adamı derneği adını işte iş insanı olarak değiştirdi. Az önce ilk sorunuzdu, bu İKAT neden kuruldu, İş Kadınları Derneği neden kuruldu? Biz bu eşitliği sağlamak için kurulduk. Gönül ister ki umarım o günleri görürüz, bu eşitlik sağlanır ve biz de iş kadını olan ismimizi iş insanı olarak değiştiririz. Ama eşitlik sağlanana kadar, bu farkındalık oluşana kadar biz maalesef ki İş Kadını Derneği olarak kalmaya devam ediyoruz. Yine kısaca ekler misiniz? Evet, siz bunun bir toplumsal sorun olarak ele alınıp ona göre davranılması gerektiğini ifade ettiniz ama acilen yapılmasını talep ettiğiniz nedir bu İKAT olarak iş dünyasındaki eşitliğin sağlanabilmesi için? Bu gerek iktidar tarafı için olsun, gerek işveren tarafı için olsun, genel toplumun zihinsel dönüşümü açısından olsun. Acilen ne istersiniz? Acilen özellikle pandemi sürecinden geçtiğimiz için o konuda söylemek isterim ki açıklanan ekonomik paketlerin hiçbirinde benim gördüğüm kadarıyla, yanlışım varsa lütfen düzeltin, kadınlarla ilgili ayrıca maddeler yok. Ama bakıyorsunuz ki bu dönemde en çok etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörü geliyor ve hizmet sektörünü oluşturan kesimin %70'i de kadın. Yani demek oluyor ki yine pandemide yine en çok kadınlar etkilendi. Pakette kadınlara verilen bir iyileştirici bir durum yok. Kaldı ki kayıt dışı kadın, Türkiye'de kayıt dışı çalışan kadın sayısı Türkiye'de çok yüksek. Ve siz sadece pakette kadına yönelik bir madde koyarak da bunu aşamıyorsunuz. Çünkü kayıt dışı çok yüksek olduğu için o maddelerden, o sağlanan ekonomik kalkınma paketindeki maddelerden de faydalanamayacak kadın. Özellikle bu dönemde kadınlara ilişkin, kadınların iş hayatında kalması ve pandemi döneminden daha az zararla arttırılması için yapılması gereken çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kayıt içi, yani kayıtlı çalışan kadınlarla ilgili mutlaka ekstra kadınları kapsayan bazı maddeler açıklanmalı. Sonra kayıt dışı ile ilgili de çalışmalar yapılıp komisyonlar kurulup bunlarla ilgili de sağlanmalı. Kaldı ki bu ülkede sağlık kurulu, bilim kurulu varken pandemi sürecinde bir ekonomik kurul da oluşturulmalıydı. Hala da onu söylüyorum. Bir ekonomik kurul oluşturulmalı. Bu kurulun alt komisyonları olarak da kadın çalışanlarıyla ilgili bir alt komisyon kurulmalı ve bunlarla ilgili kafa patlatmalı.
projeler geliştirmeliydi. Evet, bu bir sağlık durumu, salgın hastalık durumu ama dolaylı olarak direkt bile değil, yani direkt olarak ekonomik olarak da hepimizi etkileyen durumlar. Yine şirketler mutlaka ve mutlaka kadınların bu dönemde, çünkü en çok yine ekonomik olarak etkilendiği gibi psikolojik olarak da kadınlar etkilendi. Eve kapandılar, ev işleriyle uğraştılar. Yine aynı zamanda şirketler de kadınlara, belki de sadece kadınlara özel, kadın çalışanlarına özel eğitimler vermeli ve CEO'lar, genel müdür düzeyindeki üst düzey yöneticiler de her konuşmalarında, verdikleri röportajlarda bunların farkındalığını sağlamalı. En çok kadınların etkilenmesinin ve kadınlarla ilgili bir şeyler, çalışmalar yapılmasının farkındalığını sağlamalı. Bunun sosyal medyada ve görsel yazılı basında yer almasını sağlayarak da bunun aslında sürekli olarak gündemde kalması sağlanmalı. Çünkü baktığınızda dediğim gibi yine bu pandemi sürecinde en çok kadınlar etkilenmiş. Pandemi süreci dışında genel olarak büyük fotoğrafa baktığımızda da kadınlar için acil yapılması gereken şeyler yine aslına bakarsanız en başta da söylediğim gibi eğitimden geçiyor. Ama bu sadece kadınların eğitimi değil. Çünkü bir toplumsal sorun dedik, sadece kadınların eğitimiyle olmaz. Erkeklerin eğitiminden de geçiyor. Biz bazı etkinliklerimizi sadece kız çocuklarına yaptığımız gibi bazılarını da özellikle erkek üniversite öğrencilerine ya da erkek iş dünyası çalışanlarına açıyoruz ki biz çalıp biz söylemeyelim diye. Erkeklerin de bunlarla ilgili söyleyecek şeyleri ve hep beraber birbirimize destek olmamız halinde ilerleyeceğimiz bir konu, olumlu sonuç alabileceğimiz bir konu. Dolayısıyla da sadece kadınların konuşması değil, hatta belki kadınlardan daha çok erkeklerin konuşması ve hatta belki kadınlardan daha çok erkeklerin eğitilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.